Değerli arkadaşlar, herkese merhabalar. Sizler de biliyorsunuz ki Abdülmecid'in tahta geçmesi, Abdülaziz'in tahta geçmesi, Tanzimat dönemi, Tanzimat fermanı, 1. Meşrutiyet, 2. Meşrutiyet ya da istibdat dönemi gibi bilgiler genel olarak KPSS ya da AYT, TYT hazırlık öğrencilerinde bu süreçte sürekli olarak karıştırılıyor. Bunun aslında böyle kolay bir tablosu var. Tablo biraz ürkütücü görünebiliyor ama aslında çok zor değil. Kısaca arkadaşlar, sadece 5 dakikanızı ayırın, bu süreci komple bir öğrenin. Bu bilgilerin daha iyi yerleşmesini sağlayacaktır. Şimdi ilk olarak arkadaşlar, tabloyu incelediğimizde şuna bir bakalım. 1839 yılında Sultan Abdülmecid tahta geçiyor ve Sultan Abdülmecid'in 1839 yılında Tanzimat Fermanı'nı ilan etmesiyle Tanzimat dönemi başlamış oluyor. Süreç ilerliyor ve 1856 yılında yine Sultan Abdülmecid Islahat Fermanı'nı ilan ediyor. Dolayısıyla yine Tanzimat dönemi içerisindeyiz. 1861'e kadar Sultan Abdülmecid tahta kalıyor. Fakat 1861 yılında Abdülmecid'in yerine Sultan Abdülaziz tahta geçiyor. O zaman şunu bileceğim. Abdülmecid'in tahta geçtiği yıl 1839, tahttan indiği yıl 1861. Bu iki yıl arasındaki her şey, ama her şey Sultan Abdülmecid dönemi gelişmesi olur. 1839 Tanzimat Fermanı, 1856 Islahat Fermanı Sultan Abdülmecid döneminde ne yapılmıştır? İlan edilmiştir diyeceğiz. Peki devam edelim. 1861'de tahta geçen Abdülaziz 1876'ya kadar tahta kalıyor. Fakat daha sonra bilekleri kesilmiş bir şekilde ölü olarak bulunuyor. Kuvvetle muhtemel bu bir suikast. Ve arkadaşlar, 1876 yılında onun yerine, yani Sultan Abdülaziz'in yerine 5. Murat tahta geçiyor. 1876'da. Fakat 5. Murat'ın akli melekeleri yerinde olmadığı için Osmanlı tahtında 93 gün kalabiliyor ve Osmanlı tahtında en az süreyle kalan kişi oluyor kendisi. Peki onun yerine ne olacak arkadaşlar? Onun yerine Sultan 2. Abdülhamit'ten söz alacaklar. Tahta geçtiğinde meşrutiyeti ilan etmesi için ve bu şekilde 2. Abdülhamid'i tahta geçirecekler. Yıl kaç? 1876. Yine 1876'da 1. meşrutiyet ilan edilecek. Ve arkadaşlar bakın, 1. meşrutiyetin ilan edilmesiyle ne bitecek? Tanzimat dönemi bitecek. O zaman şuna bir bakalım. 1839 yılında Tanzimat Fermanı ile başlayan Tanzimat dönemi 1876 yılında 1. meşrutiyetin ilanıyla ne oluyormuş? Bitiyormuş. O zaman bana başlangıcı ve bitişi sorulabilir. Bunun dışında Sultan Abdülmecid'in Tanzimat Fermanı'nı ilan etmesiyle başlayan Tanzimat dönemindeki padişahlar da sorulabilir. Kim onlar arkadaşlar? Abdülmecid, Abdülaziz ve 5. Murat. Çünkü 2. Abdülhamit geldiğinde 1. meşrutiyeti ilan etti ve Tanzimat dönemi ne oldu? Bitti. Peki ne olacak sonraki süreçte? Ona bir bakalım. 1876'da 2. Abdülhamit tahta geçti. Hemen ardından arkadaşlar, tahta geçtiği gibi 1. meşrutiyeti ilan etti ve Osmanlı tarihinin, aynı zamanda Türk tarihinin ilk yazılı anayasası olan Kanun-ı Esasi'yi yürürlüğe koydu. Bunun dışında çift parlamentolu bir meclis de oluşturuldu. Hani şu Ayan Meclisi ve Memusan Meclisi vardı ya, işte o da burada oluşturuldu. Artık meşrutiyet dönemindeyiz, artık insanlar oy kullanıyorlar. Fakat arkadaşlar, 1877-78 Rus Harbi'ni bahane gösteren 2. Abdülhamit dedi ki, ben meclisi feshediyorum. Ve arkadaşlar bakın, 1878 yılında meclis feshedilince 1. meşrutiyet ne oldu? Bitti. 1. meşrutiyet bitince ne başladı? İstibdat dönemi başladı. Bu istibdat dönemi ne zamana kadar sürecek? 1908'e kadar sürecek. 1908 ile 1878 arasındaki bu sürece istibdat dönemi adını veriyorum. Bu süre 30 yıldır değerli arkadaşlar. Peki sonra ne oldu? 2. meşrutiyet ilan edildi arkadaşlar 1908 yılında ve bakın dikkat edin, hemen 1 yıl sonra 1909 yılında 31 Mart ayaklanması başladı. 31 Mart ayaklanması Osmanlı tarihinin ilk irticai ayaklanması, ilk gelici ayaklanmasıdır. Çünkü 31 Mart ayaklanmasındaki kişiler meşrutiyeti istemiyoruz, biz istibdata geri dönmek istiyoruz diyorlar. O yüzden bunlara gerici diyoruz. Çünkü geri gitmek istiyorlar. Ve arkadaşlar, 31 Mart isyanını 2. Abdülhamit bastıramayınca Balkanlarda bulunan, Makedonya'da bulunan hareket ordusu Mahmut Şevket Paşa liderliğinde geldi ve ne yaptı arkadaşlar? 31 Mart isyanını bastırdı. Daha sonra da 2. Abdülhamid'in tahttan indirilerek yerine
5. Mehmet Reşat'ın tahta geçmesini sağladı. Balkan Savaşları, 1. Dünya Savaşı gibi savaşlarda genel olarak 5. Mehmet Reşat dönemindedir. Dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Bu tabloyu lütfen defterinizin bir yerinde bulundurun değerli dostlarım. Süreci daha iyi anlamanızı sağlayacaktır.